Sevgili dostlar, siyer okumalarına hoş geldiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her anı, her karesi, çok dersler, hikmetler yüklü hayatından, asr-ı saadetten okumalar yapmaya çalışıyoruz. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz sevgili dostlar, siyer okumalarında. Ve Darül Erkam günlerine gelmiştik geçen hafta. İslam'ın kökleştiği, kök saldığı ileride. Kıyamete kadar devam edecek. Kıyamete kadar meyveler vermeye ve altına sığınan insanları hem gölgelendirmeye hem beslemeye devam edecek. Bir büyük mübarek ağaç haline gelecek olan İslamiyet'in bir fidan olarak kök saldığı mekan olarak Darül Erkam üzerine konuşmuştuk. Darül Erkam ve dolayısıyla o evini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahsis eden Erkam bin Ebil Erkam üzerine konuşmuştuk geçen hafta sevgili dostlar. Darül Erkam'dan alacağımız dersler, ibretler, hikmetler üzerine konuşmuştuk. Ki bu program bundan sonraki belki bir veya birden fazla programda yine kronolojik olarak baktığımızda Darül Erkam günleri üzerine kalmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, çünkü o arada, o süreçte yaşanan manidar hadiseler var ve elbette o manidar hadiselerin en büyükleri, en önemlileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiyler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen Rabbimizin indirmiş olduğu sureler ki önümüzdeki hafta Allah nasip ederse o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimizin vahyetmiş olduğu sureler, o surelerin dersleri, o günün şartlarında, o ortamda sureler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına ne söylüyordu, nasıl bir ders veriyordu, onların imanlarını nasıl tahkim ediyordu, onlara nasıl yol, yordam gösteriyordu. Bunun üzerine münhasıran önümüzdeki hafta dilimizin döndüğünce durmaya çalışacağız sevgili dostlar. Ve o surelerden aldıkları dersler ile sahabi efendilerimizin sergiledikleri tavırlar var. Yani bugün yani onun onda birini, yüzde birini yapmakta belki bizim zorlanacağımız ama onların gelen vahyin, o taptaze vahyin dersiyle ve o dersi dem ve damarlarına yerleştirmeleriyle sergiledikleri merdane haller var. Kureyş'e, Kureyş'in işkencelerine karşı onları üzerine de sonrasında konuşacağız. Ta ki Darül Erkam günlerini konuşmaya devam edeceğiz. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna kadar. Ki şimdiden söylemiş olayım, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu, o süreç o kadar öğretici, o kadar manidar dersler taşıyor ki tek başına bir siyer okumalarını, siyer okumalar programlarından birini doğrudan o hadiseye tahsis edeceğiz sevgili dostlar. Ama ne zaman olur? 2 program sonra mı, 4 program sonra mı olur? Onu artık biraz programın akışına bırakıyoruz sevgili dostlar. Çünkü daha önce de birkaç defa ifade ettik. Bizi zorlayan yok. Arkamızdan böyle bitirin. İşte şu noktaya gelin. Her gün işte her programda şu kadar sene ilerleyin diyen yok. Bilakis yani bu program, bu siyer okumaları Allah'ın izniyle içe sinen yağmurlar gibi olsun. Toprağı besleyen yağmurlar gibi olsun. Zorlamadan, hız tutkusuna kapılmadan anlayabildiğimiz kadarıyla anladıklarımızı, alabildiğimiz kadarıyla aldığımız dersleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide hayatından, asr-ı saadetten aldıklarımız ve anladıklarımızı paylaştığımız, paylaşabildiğimiz bir program olsun diyoruz. O yüzden bakalım o günlere, o akış içerisinde 2 program sonra mı, 4 program sonra mı ne zaman varacağız? Şimdiden kestiremiyoruz. Ama her halükarda söyleyeceğiniz bir şey var.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla, asr-ı saadetin hatırasıyla hep besleniyoruz, hep zenginleşiyoruz. Allah o hayattan, o asırdan bizi nasipsiz, hissesiz bırakmasın. Evet, geçen hafta Darül Erkam günleri üzerine genel olarak konuşmuştuk. Ebil Erkam'ın İslam'ı seçmesinin ehemmiyeti ve onun orada sergilediği ahlak, fazilet ve de evini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahsis edişindeki hikmet, oradan bize bugüne dair dersler üzerine konuşmuştuk ki programın sonunda ifade etmiştik. O günler diğer taraftan yani İslam'ın hem Mekke'de yani yayılmaya başladığı hani günleri ifade etmekle birlikte Mekke dışında da bilinir hale geldiği günler anlamına da geliyor. Darül Erkam günleri ki bununla ilgili manidar hadiseler de var. Bunun ikisini de yani bu program içerisinde dilimiz döndüğünce ifade etmeye, özetlemeye çalışacağız bu hafta. En başta hani şunu söyleyelim. Geçen programda da ifade etmiştik. Darül Erkam günlerinde İslamiyet artık Mekke içerisinde İslamiyet'e tabi olanların sayısı yüzlerle anılır hale geliyor. Onlar basamağından rakam olarak yüzler basamağına doğru çıkıyor. Siyer kitaplarından bu dersi alıyoruz. Belki bazı dinleyicilerimizin aklına şöyle bir soru da gelebilir. Nasıl olur? Yani Hazreti Ömer'in yani 40. Müslüman olduğunu duymuşuz. Siz ise yüzlerden bahsediyorsunuz diye. Şimdi o süreçte ki 6. sene de son buluyor Darül Erkam günleri. Evet, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili. Hazreti Ömer'in 40. Müslüman olduğuna dair yani atıflar, rivayetler de var diğer taraftan. Ama Darül Erkam'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce ve de Müslüman olanların sayısı, Darül Erkam Müslümanların sayısı gene Siyer ve Tabakat kitaplarından alınan dersi bunun yüzleri bali olduğunu bildiren rivayetlerde net bir şekilde var. Yani bu ikisinin ile birbiriyle çelişiyor olması da gerekmiyor. Hani en başta bunu ifade edelim ki hem hadis kitaplarına hem siyer çalışmalarına baktığımızda bu anlamda farklı rivayetlerin çelişiyor olmaktan ziyade birbirini aslında tamamlıyor olduğuna dair farklı dersler, tecrübeler de görüyoruz. Yani burada da yani o 40 rakamı Müslüman olan, İslam'ı seçen 40. kişi, insan olarak 40. kişi olmasını ile gerektirmiyor. Aynen mesela Hazreti Ebu Bekir'in işte ilk Müslüman erkek olarak anılması ama baktığımızda diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde Hazreti Ali var. İlk Müslüman olan erkek. 10 yaşında o an için. Zeyd bin Harise var. Yine azatlı kölesi, evlatlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hazreti Ebu Bekir ise Kureyş içerisinden yetişkin olarak, Müslüman olarak, Müslüman olan ilk Müslüman erkek olarak çıkıyor. Şimdi burada da farklı sayımlar, yani farklı kıstaslar üzerinden bu 40'ın olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa evet, İslam'ın 6. yılına geldiğimizde Hazreti Ömer'in Erkam'ın evinde Müslüman olduğu ana geldiğimizde esasen Kureyş içinde, Kureyş'ten Habeşistan'a doğru yol alma durumda kalmış veya Kureyş civarından başka Arap kabilelerinden Müslüman olanlar diye baktığımızda hani sayının yüzleri bulduğunu görüyoruz.
Mesela Ebu Zer-i Gıfari ki biraz sonra anlatacağız. Ebu Zer-i Gıfari Gıfar kabilesinden olarak Darül Erkam günlerinde Müslüman olan bir isim. Ama onun tebliğiyle birlikte Gıfar kabilesi içerisinde Müslüman olan başkaca isimler var. Yine Yemen taraflarından olarak Abdullah bin Kays, Ebu Musa el-Eş'ari aynı şekilde Darül Erkam günlerinde Müslüman olanlardan bir isim ama kendisi Kureyş'ten bir isim değil ve rivayetler söylüyor ki o Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Darül Erkam'da tevhid dersini, Kur'an dersini alıp mümin olarak, Müslüman olarak kavmine döndü ve kavmine, kabilesine İslam'ı tebliğ ettiğinde 60 civarında isim onunla birlikte hani Müslüman oldu diye yine anlatılıyor. Hatta şöyle rivayetler de var. Onların Mekke'ye Efendimiz'in yanına gelmek üzere yola çıktıkları gemiyle fakat sonra işte Habeşistan'a hicret durumunda kalan Müslümanlardan yolda durumu öğrendikleri onlarla birlikte Habeşistan'a gittikleri. Başka bazı rivayetler de yok bu şekilde karşılaşmadan dolayı değil. Fırtınaya tutuldular ve fırtına onları Habeşistan'a sürükledi diye söyleniyor. Ama mesela ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Mekke Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğine çok sert bir mukabelede bulunuyor. İnsanlar Ömer Müslüman olmadan önceki günlerde Müslüman olduklarını açıkça ifade edemiyorlar. Çok az sayıda sahabi var Müslüman olduğunu açıkça ifade etmiş durumda olan. Ama bu şartlarda Yemen'de bir Arap kabilesinin içerisinde onlarca insan Müslüman olmuş durumda. Hani böyle farklı rivayetler dolayısıyla var. Orada o rakamlar ile yanlış anlamda değil, rakamların neye binaen olduğunu, yani hangi kıssasla olduğuna bakmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki yani Kureyş, Hazreti Ömer'in Müslüman, 40. Müslüman oluşunu şöyle anlamanın bu anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. 40 rakamı nasıl tespit edilmiş diye. Muhtemelen Kureyş içerisinde temayüz etmiş erkekler içerisinde. Yani köle değil, işte kadın değil, işte ve yani doğrudan Kureyş'e mensup olarak temayüz etmiş erkekler içerisinde hani 40.sı olarak anlamak lazım diye düşünüyorum. Yoksa yüzlerce kişi o tarihte İslam'ı seçmiş durumda Arabistan içerisinde. Nitekim işte Amr bin Abese ve Ebu Zer-i Gıfari. Biri Amr bin Abese Süleym kabilesinden. Ebu Zer de asıl ismiyle Cündüp ve Cündüp bin Cünade. Ebu Zer lakabı. O da Gıfar kabilesinden olarak Mekkeli, Kureyş'ten olmadığı halde Darül Erkam günlerinde İslam'ı seçen isimler tıpkı Ebu Musa el-Eş'ari gibi. Şimdi onların Müslüman oluşunda hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli açısından hani şöyle bir boyut olduğunu da hani düşünmemiz gerekiyor. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş tarafından henüz Müslümanlık, İslam hani kendisine vahyedilmeden önce El-Emin olarak anılan bir isimdi. Yani sözüne güvenilen, haline, ahlakına güvenilen her açıdan kendisine emniyet edilen ve Kureyş'in her şeylerini kendisine emanet ettikleri bir isimdi. Öyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Risalet vazifesi geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canını kastettikleri zamanda dahi mallarını yine Efendimiz'e emanet etmeye devam ettiler. Öyle ki Efendimiz'i öldürmek için Darun Nedve'de
plan yaptıktan sonra, işte o suikastı gerçekleştirecekleri gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evden Allah'ın emriyle mucizevi bir surette onların görmeyeceği, göremediği şekilde ayrılırken yerine Hazreti Ali'yi bırakmıştı. Bırakmasının bir hikmeti de buydu. Ta ki geride Kureyşlilere kendisine emanet ettikleri mallarını iade etsin. Ondan sonra Medine'ye o da gelebilsin. Şimdi El-Emin dedikleri bu isim Ebu Kubays tepesine çıkıp ya sabaha diye bir sabah vakti, erken bir sabah vakti sesleniyor. Kureyş'ten insanlar o sesi duyunca hepsi toplanıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte uzaktan bir düşman ordusu geliyor diye söylesem şimdi inanır mısınız? İnanırız diyorlar. Ama işte buna karşın hakikate davet ediyor. Ona ise inanmıyorlar. Bunu söyledikten sonra Efendimiz işte tek tek ki orada bütün kabilelerin isimlerini sayarak Kureyş içerisindeki işte yani ey filan oğulları, ey filan oğulları, ey filan oğulları diye hepsini tevhide davet ettiği, la ilahe illallah deyin, şey kurtulun diye davet ettiği, kendinizi cehennem ateşinden koruyun diye davet ettiği halde hangi Kureyş'in hangi boyuna seslemişse o boyu hani bunun için mi çağırdım bizi diye sanki şu dünyalık bir ömür için hani bir düşmanın haberini verse dikkate alacaklar. Buna karşı ebedi bir felaket, ebedi bir helaket karşısında uyarıyor ama hiç dikkate ve ciddiye almadan terk edip gidiyorlar. Yani Kureyş'in genelinde durum bu ama Kureyş'in içerisinde dediğim gibi tekil olarak, fertler olarak Müslüman olanların sayısı günden güne artar bir halde ama Kureyş'in toplamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun getirdiği dine, onun tebliğ ettiği hakikate, onun bildirdiği vahye karşı bir şey husumet söz konusu iken duymuş bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair bir duyum almış uzaktan isimlerin gelip Müslüman olmaları ya bunun elbette manasını düşünebiliriz. O zor şartlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ilk Müslümanlar için ne anlam taşıdığını görebiliriz. Yani kendi kabileniz, kendi akrabalarınız, az sayıda tabi olanlar hariç, her türlü husumeti, her türlü hani düşmanlığı yaparken uzaklardan bir isim, akrabanız olmayan, hani sizin kabilenizden olmayan bir isim, bir şekilde kulağına işte Mekke'de yeni bir şeyler oluyor diye kulağına bir şekilde gelmiş ve gidip araştırmak üzere geliyor Mekke'ye ve tabi oluyor. Müslüman oluyor. Bu yani İslam'ın fıtratla nasıl denk düştüğü, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yani bu tohumu kökleşmeden kızgın güneş altında çürüttürmeyeceği. Yani bu hakikatin muhakkak ama Kureyş'te ama başka yerde. Yani insanların kalplerine yerleşip kök salacağı noktasında nasıl bir ümit, nasıl bir gayret aşıladığını tahmin edebiliriz. Yani yanı başınızdaki akrabanız dinlemez ve umursamaz çekip giderken uzaklardan biri belli belirsiz şekilde bir duyum almış, gelip tahkik ediyor ve her türlü riski göze alarak
Müslüman oluyor. Ama baktığımızda işte mesela Amr bin Abese örneğine, mesela Ebu Zer-i Gıfari örneğine baktığımızda en başta hani şunu görüyoruz. Yani bu iki isimde zaten şirki aklına kalbine sığdıramamış, sindirememiş isimler. Amr bin Abese yani kavmi içerisinde, kavminin putlara taptığı bütün Arap kabileleri gibi böyle bir durumda. Yani bunu hani kabullenememiş bir isim. Putlara tapmayı reddeden bir isim. Kendisini anlatır rivayette. Bu yüzden hatta başka yerlere gidiyor. Hakikati bulma çabası içerisinde Teyma kabilesine gittiğini, oradan beni Teyma halkından bir zattan işte nübüvvet hakikatine dair ve de yani bir peygamberin hani zuhurunun yakın olduğuna dair böyle haberler alıyor. Dolayısıyla böyle haberler almış biri olarak Mekke'de olağanüstü, sıra dışı bir şeyler olduğuna dair duyum aldığında acaba işte evet, o gün mü, o zaman mı, o kişi mi merakıyla Amr bin Abese'nin Süleym kabilesinden, Bedevi kabilelerden biri olarak Süleym kabilesinden bir isim olarak Mekke'ye geldiğini görüyoruz. Ama Darül Erkam günleri Kureyş'in, İslam'ın açıkça tebliğine müsaade etmediği ve dolayısıyla kimsenin açıkça hani ben Müslümanım demediği günler. Tutup kendisi de dolayısıyla soramıyor orada kimseye. Yani nedir diye soramıyor. Günler geçiyor. Hani bir şekilde rastlarım diye. Eğer yani birisi hani bir şekilde haberdar eder beni diye bir umut bekliyor. Günler geçiyor. Yani 15 gün geçiyor. Yani bu şekilde öyle ki gene böyle beklentisinin gerçekleşmediği bir günün akşamında Kabe duvarına yaslamış vaziyette uyuklarken gece vakti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe karşısına gelmiş. Namaz kılmak, tavaf etmek üzere Kabe'nin karşısına gelmiş vaziyette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dilinden tevhid kelimelerini işitiyor Amr bin Abese. Ve bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanışıyor ve ona soruyor. Sen peygamber misin? Diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet diyor. Bu defa seni kim gönderdi? İşte onu soruyor. Ne için gönderdin? Niye çağırıyorsun insanları diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hani şirke karşı tevhide davet ettiğini kendisinin Cenab-ı Hakk'ın tevhide insanları davet etmek üzere kendisini gönderdiğini söylüyor ve elbette ki beraberinde işte akrabaya yardım etmek, kan dökmemek işte gibi yani zulme karşı adaleti de emrettiğini, ders verdiğini, bütün bunları bildiriyor ve Amr bin Abese Müslüman oluyor oracıkta. Zaten putlara tapmamış bir isim, putlara tapmak içine sinmemiş bir isim olarak Müslüman oluyor. Sonrasında ama Efendimizin yanında kalma isteğini dile getirdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin
Yani Kureyş dışından biri olarak bu şartlarda kendisinin yanında yani burada bulunmasının onun hayatı güvenliği açısından mümkün müsait olmadığını söylüyor. Yani uygun zamanda diyor sen duyarsın gelirsin diye bir anlamda hicretin mesajını haberini vererek onu kavmine yolluyor. Aynı şekilde Ebu Zer-i Gıffari'nin de benzer bir şekilde Müslüman olduğunu görüyoruz. İkisinde de ortak özellik Amr bin Abese gibi Ebu Zer-i Gıffari de putlara tapmayı reddeden bir isim. Bu haldeyken ki Gıfar Bedevi kabilelerinden biri Mandar şunu da söylemek lazım bu arada. Gıfar yol kesen bir eşkıyalık yapan bir kabile. Onun komşu ve akraba kabilesi Eslem kabilesi de öyle. Ebu Zer-i Gıfari de böyle iyi bir süvari ve kavmi içerisinde de cesareti ve böyle hani yol kesiciliği ile de şöhret bulmuş bir isim. Bu da manidar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra söyleyecek. Yani başka kabileler İslam'a karşı ayak sürürken, ayak diretirken Gıfar gibi yol kesiciliğiyle, eşkıyalığıyla meşhur bir kabile içerisinden bir ismin gelip Müslüman oluşu, ilk Müslümanlardan oluşu ve dönüp kavmi içerisinde de anlatması ve kavmi içerisinde de yani birçok ismin başka kabileler İslam'ın karşısındayken İslam'ı seçenlerden olması ayrıca manidar. Çünkü orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o manidarlığın içerisinde şöyle bir nükte de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sonra bir hadisinde bunu görüyoruz. Yani Gıfar mağfiret olundu, Eslem teslim oldu diye. Yani isim Gıfar'ın keza Süleym'den hani Süleym'de gene yani İslam'ı çağrıştıran bir Amr bin Abese Selam selamet o kökten Silm kökünden geliyor. Orada ismin dua hükmüne geçişine dair bir hatıra bir nükte bir hikmet ve ibret olsa gerek. Yani Gıfar yol kesiciliğiyle meşhur bir kabilede olsa o Gıfar gibi yani mağfiret, bağışlanma içerir. Böyle güzel anlam içerir bir kabilenin İslam'ı seçerek mağfirete uğraması. Eslem'in de hakikaten teslim oluşu. Ebu Zer-i Gıfar işte böyle bir kabilenin içerisinde bir isim. Duyduğunda o da Mekke'de böyle böyle yani bir şeyler oluyormuş diye kardeşi Üneyse söylüyor önce kendisi git bakayım diyor böyle böyle bir şeyler duydum nedir hani Mekke'de ne var neyin nesi diye kardeşi Üneyse gitmiş orada. İşte ne oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili Kureyşliler ne söylüyor? Buna dair bir bilgi edinmiş ama doğrudan ve bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp ondan hakikat dersini, davetini, tebliğini işitmiş durumda değil. Dolayısıyla gelip anlatıyor. Böyle böyle şeyler duydum. İşte böyle böyle anlatılıyor filan diye işte sormuş hani ne söylüyor Kureyşler kendi akıllarına kaldığı kadarıyla anlatmışlar ama muhalif olarak anlatmışlar fakat diyor ben anlattıklarından diyor bu gelen hani zaten hani güzel şeyler söylediğini güzel şeylere davet ettiğini anladım filan diyor kardeşi ama Ebu Zer-i Gıfar doğrudan kaynaktan gelen bilgi olmadığı için bundan çok da mutmain olmuyor. Sen bana diyor istediğim şeyi getiremedin diyor.
Bu defa kendisi doğrudan bizzat kaynağından haber almak üzere Mekke'ye geliyor. Ebu Zer Gıfari geliyor ama o da Amr bin Abes'in yaşadığı gibi orada İslam açıktan tebliğ edilir durumda değil. Yani Kureyş'ten kimi soracak, kim Müslüman yani bilemediği için hani kime soracağı konusunda da bir şeye sahip değil, bilgi ve güvene sahip değil. Çünkü hani kardeşinin karşılaştığı insanlar gibi bir insan yine olabilir ve hakikatin doğrudan gelen vahyin, hani doğrudan kaynağından tebliğ daveti anlatılması yerine perdeli bir şekilde ve hatta çarpılmış şekilde kendisine aktarılabilir. Yani orada bir tahkik hassasiyeti olması manidar Ebu Zer Gıfari'nin. Oradan bizzat peygamberden duymak istemesi manidar. O da Amr bin Abes'e 15. günde doğrudan Efendimiz'den öğrenebilmişti. Gece vakti Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz ve tavaf için Kabe'ye geldiğinde, Mescid-i Haram'a geldiğinde. Ama yine günler geçiyor, Ebu Zer dolanıyor. İşte bir şekilde rastlaşırım ve bir şey öğrenirim diye ama bu mümkün olmuyor. Sonra o da 10-15 gün sonra Mescid-i Haram yakınlarında böyle dururken Hazreti Ali'nin dikkatini çekiyor. Hazreti Ali onun şey hani gurbetten gelen hani biri olduğunu söylüyor. Herhalde şey bu, ona bir yandan şey yapıyor. Bu adam herhalde şey yabancı hani garip Mekke'nin yerlisi olmayan gurbetten gelmiş biri olsa gerek diyor. O da evet diye Ebu Zer bu şekilde ifade ediyor. Hazreti Ali kendi evlerine onu götürüyor. O gece misafir ediyor. Ertesi gün Ebu Zer gene Mescid-i Haram'a gitmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakkında bir şey öğrenmek üzere. Tabi bu arada manidar o tedirginliği dolayısıyla Hazreti Ali'ye de böyle bir şey sormuş değil. Neden geldiği, niye geldiği. Çünkü yani güvenebileceği bir ortam yok. İkinci gün gene o böyle ortalarda görünce Hazreti Ali onu yine evine davet ediyor. Bu defa Hazreti Ali ona soruyor. Hani sen hani yani yabancısın da hani bak hani ne yapıyorsun? Niye geldin sen? Hani işin neyse bitiremediğine göre dün buradaydın, bugün yine buradasın. Hani niye geldin? Niye Mekke'desin diye sorunca bir defa Ebu Zer gizli tutacağı, işte yardımcı olacağı ve kimseye söylemeyeceği konusunda söz, yemin alarak Hazreti Ali'den o zaman söylüyor. Ben diyor böyle böyle bir şey duydum diyor. Yani bunu teyit etmek için doğrudan bizzat şey işte peygamberse onun dilinden hani işitip neyin ne olduğunu doğrudan ondan hani öğrenmek için geldim diyor. Kardeşimi çağırdım, o diyor şey yani bunu yeterli bilgiyle gelmedi, doğrudan bilgiyle bana gelmedi. Olay bu diyor, benim diyor. Geliş sebebim bu. Hazreti Ali bunun üzerine isabet etti diyor. Tam yerine geldin diye ifade ediyor. Ben diyor sana onu ulaştıracağım diye ki bilgilendiriyor zaten İslam'la ilgili ve ama durum şu mesela manidardır. Beraber yürüyemiyorlar. O günün şartlarını anlaşılması bakımından. Diyor ki sabahleyin diyor
sen beni takip et diyor. Ben diyor şey, eğer tehlikeli bir şey görürsem diyor, Darül Erkam'a gidecek ya, Ebu Zer Gıfari Efendimiz'den haber almak için, doğrudan Efendimiz'den vahyin haberini işitmek için, ben diyor yolda riskli bir durum görürsem diyor Hazreti Ali, o zaman işte ayakkabını düzeltiyormuş gibi diyor, şey duvara doğru yönelir dururum. O zaman anla ki şey sıkıntılı bir durum var. Şey yaparsın. O zaman diyor kendini ona göre sen de dikkat edersin. Yok eğer ben yola devam edersem o zaman tehlike yok demektir. Sen beni takip edersin arkadan, uzaktan. Sonra ben bir eve gireceğim. Sen de benim ardımdan o evden içeri girersin diyor. Yani ve bu şekilde Ebu Zer Gıfari Darül Erkam'a giriyor. Sadece bu olay bile işte orada hani yani sahabilerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmalarının o Darül Erkam günleri boyunca hani ne kadar ihtiyat, ne kadar tedbir gerektirdiğini, hani ne kadar zor şartlar altında, nasıl bir tarasut altında gerçekleştiğini göstermesi bakımından manidar. Ebu Zer Gıfari Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor Darül Erkam'da. Tebliğine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatap oluyor. Sen diyor şey, niye davet ediyorsun insanları deyince Efendimiz de tevhide davet ettiğini söylüyor ve kendisinin risaletine. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Ebu Zer Gıfari de kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor orada. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona riskli olduğu için şartlar Mekkelilerden gizli tutmasını söylüyor kendisine. Memleketine dön diyor. Müslüman olarak memleketine dön diyor. Fakat o ya Resulallah diyor ben açıklamak istiyorum. Evet. Yani sana diyor şey kötülük yaparlar. Yani seni öldürmeye kalkarlar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Ama Ebu Zer, işte Ebu Zer diyor ki öldürüleceğimi bilsem de diyor gidip ben bunu açıklayacağım onlara. Ve evet Mescid-i Haram'a giriyor. Orada Kureyşler çoğunluğu orada ey Kureyş cemaati diyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Tabi o bunu der demez insanlar onun üzerine saldırıyorlar. Öldüresiye dövüyorlar. Yani daha devam etseler bir lince maruz kalacak ve oracıkta ruhunu teslim edecek Ebu Zer Gıfari. Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas o hal üzerine gidiyor ve Kureyşleri onu onların anlayacağı dilden konuşuyor. Diyor yani bırakın diyor yazıklar olsun size diyor. Anlayacaklar dilden nasıl? Yani siz nasıl düşünmüyorsunuz diyor ya adam Gıfar'dan diyor. Yani siz onların bir adamını öldürdünüz diye diyor. Yarın bütün yollarınızı Gıfar kesse sizin. Yani siz nasıl şey ticaret yapabileceksiniz? Böyle buracıkta kalacaksınız. Yani ticaret bütün ticaret yollarınız şey kapanacak. Yani farkında değil misiniz? Hani diye evet, Kureyş'in dünya perest Kureyş'in o gün şartlarında anlayacağı dilden konuşarak onlara Gıfar'dan bir adama Gıfar'dan bir adamın canına kastetmenin kendi dünyalıklar açısından sonuçları noktasında uyararak onları oradan alıkoyuyor. Yani yazıktır, günahtır, bak hani masumdur, işte size bir şey yapmamış, bir kelime-i şehadet getirmiş, ne olacak bundan dese, hayır. Onların gözünde bu affedilemez bir şey. Ama ticaretleri onlar için önemli. Hakikatin onların gözünde bir değeri yok.
ama dünyalıklarının, menfaatlerinin, ticaretlerinin onların gözünde değeri var ki hakikat karşısındaki muhalefetlerinin sebebi de zaten o statükoları ve o menfaatleri bu noktada uyararak Hazreti Abbas onların Ebu Zer-i Gıfari'nin linç etmekten alıkoyuyor. Ama ertesi gün Ebu Zer-i Gıfari gene aynısını yapıyor. Hani gene gidiyor, gene söylüyor işte. Dün beni bundan dolayı öldürmeye kalktınız ama bugün gene söylüyorum işte. Ey şey Kureş halkı bilin ki işte ben işte Allah'tan başka ilah olmadığına da şehadet ederim. Muhammed'in onun abdi, kulu ve Resulü olduğuna da şehadet ederim, ediyorum diye bir kere daha söylüyor. Bir kere daha ona saldırıyorlar. Bir kere daha Hazreti Abbas aynı şeyi hatırlatarak siz nasıl hani akılsızlık, kafasızlık ediyorsunuz? Yani siz tüccar adamlarsınız, düşünmüyor musunuz bunun sonuçlarını diye yine alıkoyuyor. Ebu Zer-i Gıfari o şekilde eziyete maruz kalmış, yaralanmış bir vaziyette. Efendimiz'e gidiyor Darül Erkam'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine söylüyor. Ben sana demedim mi? Ben seni uyarmadım mı diye. O da diyor ki ben Kureyş'e bunu muhakkak duyurmak istiyordum ve duyurdum. Hani sonucu ne olursa olsun diye ve ondan sonra soruyor. Hani ya Resulullah benden ne istiyorsun? Bana neyi emrediyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki sen kavmine dön. Kavmine tebliğde bulun. Kendi kabilene tebliğde bulun. Ve evet, ortaya çıkışımızın haberi sana eriştiğinde yanımıza gel diyor. Ve Ebu Zer-i Gıfari de gidiyor. Evet, kavmine tebliğde bulunuyor ve onun kavmi Gıfar içerisinden de yani başka Kureyş başta olmak üzere nice nice kabileler İslam'ın karşısında ayak diretirken yol kesiciliğiyle cahiliye şartlarında yol kesiciliğiyle şöhret bulmuş bir kabile olarak şey hani Gıfar hani İslam'a yönünü çevirmede, kalbini açmada diğerlerinin önüne geçen, onlardan atak davranan bir kabile oluyor. Bu da ayrıca bir ders. Yani, bir topluluk için bunlar böyledir, bunlar adam olmaz. Yani bunlardan adam çıkmaz vesaire gibi. Yani bugün de sıklıkla duyduğumuz o genelleyici hükümler, yani bir noktadaki bir arızadan dolayı hani düne dair veya bugüne dair bir hatadan dolayı bir topluluk hakkında hem genelleyici hem de yarınına dair adeta yarını da bunun üzerinden kesin bu olur gibi belirleyici, deterministik hükümler, yani bunların hem genelleme hem de yarına dair hüküm çıkarma açısından. Bunun ne kadar yanlış olduğunu da biz Ebu Zer-i Gıfari ve onun üzerinden de Gıfar kabilesinin hali üzerinden çıkıp anlayabiliyoruz. Evet. Yani Araplar içerisinde kendini en seçkin görenler Kureyş en başta ayak diretirken yol kesici Gıfar içinden bir adam gelip İslam'ı seçebiliyor. Onun davetiyle kabilesi içerisinden niceleri, Arabistan'ın çok kabilesi İslam'ın karşısındayken yönünü, yüzünü İslam'a çevirebiliyor. Buradan da biz ayrıca bu dersi alıyoruz. Dünden hareketle yarına dair kesin bir hüküm çıkaramayız. Allah hani ölü topraktan ve ölü kış şartlarından hani dipdiri bir bahar ortamını yarattığı gibi ölmüş arzı dirilttiği bir geceden gündüz çıkarttığı gibi
dünkü hali gece gibi olan bir kabileyi yani hakikat karşısında aydınlık bir şekilde aklı ve kalbi açık, apaçık bir halde tutabilir. Dünden hareketle yarına dair bir genelleyici, kesin, bağlayıcı hüküm çıkaramayız dersini de Asr-ı Saadet içerisinde Darül Erkam günlerinde Ebu Zer-i Gıffari'nin bu halinden, bu hatırasından çıkarıyoruz bu dersi. İşte ki yine de burada da yine önümüze bir ders çıkıyor. Asr-ı Saadet'in her anı, her hali, her hatırası, her karesi ayrı ayrı dersler ve hikmetler saklı diye. Sevgili dostlar, burada bitmiyor Darül Erkam günleri. Oradan alacağımız daha çok dersler var o günlerden. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz Darül Erkam günlerine. Özellikle de Kureyş'in işte Ebu Zer-i Gıffari'ye ettiği işkenceyi gördük. Mekke içerisinden Müslüman olduğunu tespit ettiği isimlere yönelik de işkenceleri, eziyetleri var Kureyş'in. Ama onların hepsinin buna karşı metanetle durabilmeleri gerçeği de var. Niye o metanetle durabildiler? Onun cevabını aradığımızda ise Kur'an'ın dersi, Kur'an'ın verdiği hakikat dersi çıkıyor karşımıza. O hakikat dersini almamız, anlamamız için de o günlerde nazil olan surelere yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftada inşallah o Darül Erkam günlerinde nazil olan surelere şöyle bir nazar edip o şartlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyettiği o sureler, o ayetlerle alimlerin Rabbi en başta Darül Erkam'da iman etmiş Müslümanlara ve onların şahsında hepimize ne öğretiyor, ne ders veriyor, neyi nasıl bildiriyor? Önümüzdeki hafta o vahyin hatırasına yüzümüzü çevirelim inşallah Darül Erkam günleri içerisinde. Şimdilik burada ara veriyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere siyer okumalarında hayırla, huzurla kalın inşallah.